İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı alması tabii ki Türkiye için olumsuz bir aslında etki yaratacak. Bu kesin. Yani bunda hiçbir soru işareti yok. Şu açıdan öncelikle İngiltere başından beri Türkiye'nin AB üyeliğini destekleyen bir ülkeydi ve biz en büyük destekçilerimizden birini kaybettik. Her ne kadar David Cameron kampanyasının son aşamasında Türkiye 3000 yılında üye olacak gibi çıkışlarda bulunsa da aslında İngiltere baktığımız zaman AB üyeleri arasında en fazla Türkiye'nin AB üyeliğini destekleyen ülkelerden bir tanesi. Konunun tabii diğer boyutu da baktığımız zaman Paris saldırısı, Brüksel saldırıları da bu süreçte terörizm tehdidinin Avrupa'da yansımaları. Bu da tabii aşırı sağ yükselişi, İslamofobinin yükselişi, güvenlik kaygılarının öne çıkması. Bütün bunlar Avrupa ve Avrupa'daki Avrupa Birliği'nin geleceğini ve bu referandumun da sonucunu etkileyen unsurlardan bazıları olduğunu söyleyebiliriz. Ciddi bir mülteci akını korkusu ki bu gerçek rakamlara baktığımız zaman çok daha yani Türkiye'deki mülteci rakamlarına baktığımız zaman Avrupa'dakiler, İngiltere'dekiler çok çok küçük rakamlar olmasına rağmen ciddi bir dayanışma sorunu olduğunu da görüyoruz. Avrupa Birliği aslında bir dayanışma projesidir. Fakat maalesef AB bu temel değerlerinden son yıllarda uzaklaştı ve bu dayanışma projesinden uzaklaşması da ciddi anlamda geleceğini sorgulatır hale getirdiğini görebiliyoruz. Ve bu da dediğim gibi aşırı sağ yükselişi, İslamofobinin artışı, Türkiye'nin AB üyeliğine karşıtlık şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Son zamanlarda acaba Türkiye'nin AB üyeliği, İngiltere tipi bir AB üyeliği olabilir mi tartışması vardı. Bu konuda Kemal Derviş ve bazı AB uzmanı insanlar da, uzmanlar da yazdılar. Acaba Euro'nun içinde olunmadığı, işte efendim Schengen bölgesinde olunmayan bir AB üyelik modeli olabilir mi tartışması gündemdeydi. O da AB uzmanları tarafından dile getiriyordu. Böyle bir model şu an şimdilik rafa kalkmış oldu. Fakat şu olabilir, bu da şu an bugün tartışılan konulardan bir tanesiydi. Şimdi İngiltere ayrılırken bir şekilde bunu müzakere edecek Avrupa Birliği ülkeleriyle ve nasıl bir ilişki kuracak? Ve bu ilişki kurma modeli de aslında Türkiye için belki bir geçiş modeli olabilir.